Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan Phishing Planet videosuyla devam ediyoruz. Şimdi geçen Weeping Willow'a gitmiştik. Bir tane karpoltam vardı. Şimdi karpoltalarımı dörtledim. Oradan topladığım parayla. Bir tane de spot oltası da topladım. Şimdi bugün spot oltasının nasıl kullanımının olacağını göstereceğim size. Yani spotu nasıl kullanmanız gerektiğini. Ayrıca karpoltalarıyla da ne kadar başarılı, ne kadar kilolu balıklar yakaladığımızı orada göstereceğim. Yani size şöyle gösterebilirsem orada yakaladıklarımdan 28 kilo bir Unique Mirror karp çektim. 2000 XP falan veriyor arkadaşlar. Deli gibi XP veriyor. Hani diğer haritalarda da tamam güzel balıklar yakalıyoruz ama karp balığını yakalamanın verdiği XP'nin boyuyla ölçüşemez yani. Özellikle 50 level'a ya da 40 yani 40 level'lardan sonra artık level atlaması biliyorsunuz çok zorlaşmaya başlıyor. Çünkü XP aralığı çok genişliyor. O yüzden de o XP farkını çıkartmak için 50 level'da Weeping Willow gerçekten bu konuda çok yardımcı oluyor size. Gördüğünüz gibi yakaladığım balıklar yani 28 kilo, 27 kilo leader carp çektim. Species Pop-Up'la, Tiger Nut'la. Ayrıca başarılı olduğum yemleri de size söyleyeceğim. Ondan sonra Unique Grass carp çektik. Bir tane 24 kiloluk çektik. O da güzel geldi. En iyi XP'yi veren de Ghost Carp. Yani bunun 22 kilosu belki 2000'den daha fazla XP veriyor. Yani herhangi bir premium olmadığı halde. Ve mükemmel bir XP kazanıyorsunuz. O yüzden size kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Ben birçok yemi denedim orada. Denediğim yemleri size şöyle hatta aldığım yemleri de göstereyim. Yani şu başarılı olabilecek yemlerin hepsini aldım ama en başarılı şu Space Pop-Up'la Tiger Nut diye bir yem var. Yani bu yemlerle attığım zaman gerçekten unique çekme ihtimali çok daha yüksek oluyor. Neden bilmiyorum. Ya şansım oldu ya şey ama en yüksek kiloyu da hep bunlarla çektim. O yüzden size de Tiger Nut'la Space Pop-Up'u kesinlikle öneriyorum. 20 milimle 25 milim tercihi size kalmış bir şey. Pek fark etmiyor o kadar. Yine de siz bilirsiniz. Şimdi gelelim bugünkü videomuzun ana konusuna ve şu spot kullanımına. Spot oltası, 4 tane karp oltası yaptıktan sonra eğer ki size dedim ki hani şu metotu kullanıyorduk ya. Bunu kullanırsanız yanına biliyorsunuz aromayla şu şeyden karıştırmak gerekiyor. Bu metotlar kısmında. Neredeydi o arkadaşlar? Tekrardan göstereyim size. Metotla aroma kısmından alıp sonra burada karışımı hazırlayıp şu karışımı burada bu arkadaşa eklemeniz gerekiyor. Ama spot kullanıyorsanız buna gerek yok. Bir tane karp kamuflaj almanız yeterli. Spot oltasını toplamaya da gelirsek buradan rods kısmında spot rods'lar var. Burada 50 level'a geldiğinizde zaten bunlara yönelmenizi tavsiye ederim size. Çünkü gerçekten güzel XP'ler kazandıracak. Bir tane bundan aldım. Elimde de zaten normal şamandıra oltalarından elimde şamandıra yo dip oltasında 21 kiloluk bir tane makinem vardı. Ekstra makine almadım. Ayrıca bunlara da ekstra makine almadım. Dip oltası için aldığım Leviathan 10 binler vardı. Direkt onları aldım. Yani sadece rotslara para vermiş oldum. Benim için gerçekten çok başarılı oldu bu da. Hani fazla para harcamaktan kurtulmuş oldum. Ama ne kadar kurtulmuş olsam da deli gibi para kasmama rağmen bir kere yemler çok pahalı. Yani yemlere şöyle bir bakarsanız aldığınız yemlerin 10 tanesi 2200. Yani bundan 100 tane aldığınızda 22.000 para veriyorsunuz sadece 100 tane yeme. Yani bunun karşılığını alıyor musunuz? XP olarak ve para olarak da alıyorsunuz ama XP olarak çok daha fazlasını alıyorsunuz. Emin olun. O yüzden kesinlikle bunlar hani çok yüksek rakamlar. Ben bunları yakalamayayım. Diğerlerinden zaten biz yolumuzu buluyoruz falan demeyin. Gerçekten diğer yerlerde yakaladığınız 10 balık burada tek balıkta bir XP'den çıkartabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Yani bir 1'e 10 oran var ve hızlı da yakalıyorsunuz günle denk geldiğiniz zaman. Ayrıca size ekstra bahsetmem gerekenlerden biri PVA diye bir olay var bir de. Bu da aynı şekilde shop kısmında şurada PVA'lar var. Terminal Tackle kısmında. Burada biliyorsunuz bunları görmüşsünüzdür mutlaka ne işe yaradı. Bu da karp oltaları için geçerli bir şey. Bu da aynı şey gibi. Metot gibi ama metodun biraz daha farklısı. Örneğin bunu koyduğumuz zaman bize diyor ki shinker da koyabilirsin diyor. Shinker'ımızı buraya koyuyoruz. Yanında boş yer kalıyor. Bu boş yere bu sefer metot koymuyoruz. Metotun haricinde bir de şeyler var. Bu spot oltası için kullanacağımız asıl olanlar. Bolliet Spellis, şu Grand Bait'te şu gördükleriniz var ya, bunlardan alıyorsunuz. Örneğin ben Spaces Bolliet kullanacağım yem olarak. Bundan alıyorum. Bunun bir kilosunu karıştırıyorum. O PVA'ya bundan atıyorsunuz. Yani metottan değil, Bolliet Spellis kısmından olanı atıyorsunuz PVA kullandığınız zaman. Bu o işe yarıyor.
Feeder'lar zaten dip oltaları için. Metotlu aromalar metot feeder'lar için. Bunlar da size az önceki gösterdiğim şunu taktığınız zaman. Hatta o değil, hangisiydi o? Pardon, şu PVA Backlarge. Bunu takmamız gerekiyor. Bu da aynı işe yarıyor ama sanırım bu daha etkili. Yani ikisi de aynı şey. PVA Backlarge'dan alırsanız bunu da aynı şekilde kullanıp şimdi benim spot oltasında yani spot oltasına karıştırıp yapacağım şeyi orada göreceksiniz. Şimdi şu dip oltasının şeyini boşaltabiliriz. Çünkü dip oltası yerine şimdi artık bunu kullanacağız. Bunu direkt 1 kilo olarak yapıyorsunuz. Aromaya gerek var mı bilmiyorum ama ben gene bir aroma atacağım. Yani şahsen aromasız da iş görecektir diye düşünüyorum ama ben gene bir 20 gram da aroma karıştıracağım buna. Çünkü aroma gerçekten yine iyi oluyor. 1020 gram olacak. Şimdi direkt burada mixleyebiliyor. Mixleyemem. Burada olmaz. Haritaya gitmemiz gerekiyor. Bu da bu şekilde hazırda olsun. Ondan sonra bunları zaten şu an kullanmayacağız. Spot oltası kullanacağım için. Bunu şu anlık göstermeyeceğim. Belki hani oyunun en sonuna doğru kalan feeder'dan olursa bunu takıp ona göre göstereceğim. Şu an sadece spot oltasının nasıl olduğunu size göstereyim. PVA'yı da dipnot olarak bilgi olarak size vereceğim sadece. Şu an bilgi amaçlı söylüyorum. Yani PVA'yı taktığınız zaman aslında spot oltasında yapabildiğinizin bir kısmını da yapıyorsunuz. Ama spot daha başarılı. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi buna tekrardan bizim shinkerımız nerede? Shinker'ı direkt tabii şunu çekmemiz lazım ki öyle alalım. Yavaştan bölgemize gidelim. Ha, Shinker direkt yerine geldi zaten. Şimdi hemen lisansımızı satın alalım. 8K lisans ve bir de yol parası 12 bin, 20 bin direkt kafadan veriyoruz. Ve gidelim bakalım yerimize. Şimdi orada birazcık da vakit geçirdiğim için artık yerleri biraz daha keşfettim. Yerleri keşfettim dediğim aslında olduğum bölgede hangi balıklar ne kadar çok çıkıyor veya nerede durmalıyım o konuda birazcık da en azından bilgi sahibi oldum. Size onların şimdi yakaladığım yerleri de göstereceğim. Yani giderseniz. Tabii farklı yerleri de mutlaka deneyin. Ben iki bölgeyi denedim. Onu bir bölgede başarılı oldum. Ya bayağı attığımı çekiyordum yani. Güzel balıklar da elde ettim. O yüzden o bölgede kalmayı tercih ettim kendim. Şimdi bugün balık tutmanın en güzel günü. Burada saati 11'e aldığınız zaman 11'den saat 7'ye kadar canavar gibi zaten 1-2-3 saat içinde direkt hemen çantanızı dolduruyorsunuz eğer çok ciddi bir aksilik yaşamazsanız. Şimdi benim tercih ettiğim kısım genelde burası oluyor. Diğer yerlere de attım bayağı. Biraz zaman olarak daha fazla bekletiyor. Çekiyorsunuz ama trophy falan geliyor. Böyle biraz daha beklemek istemedim oralarda. Ondan kaynaklı direkt bu bölgeye geçtim ben. Öncelikle hemen gerçi saati almadan önce yerimize gidelim ondan sonra alalım. Şimdi şöyle de size bir göstermek istiyorum. Yakaladığım balıklarla alakalı. Şimdi burada biliyorsunuz Wells Catfish için yakaladığım balığım vardı. Şurada Unique bir tane Common Carp çekmiştik. Unique Leader Carp ve Unique Mirror Carp falan. Şuradan şu kısımda çektim. Ama bu tarafta burada gerçekten çok daha Unique çekme oranım arttı. Neden bilmiyorum. İşte Unique Ghost Carp mesela buradan çıktı. Ondan sonra Grass Carp var. Common Carp var. Aynı şekilde Mirror Carp'ı buradan çektik bir tane Unique. Bir de Leader Carp. Yani bu 4 farklı mı? Yok 5 farklı Unique'i buradan çektiğim için direkt bu bölgeye gelmeye başladım. Ve şuralara da baktım. Hani buradan da bir tane trophy falan gelince dedim buralarda da dursun. Unique çekersen bunların marklarını da değiştireyim diye. Yani şu bölgeye gidip şuradan avlamayı bugün tercih edeceğiz. Normalde biliyorsunuz ilk geldiğimde direkt buraya gelmiştim. Şuranın ikincisinden avlamıştım. Ondan sonra bir yanına geçtim. Oradan attım biraz. Yanından da gene başarılı oldum. Sonra ileri gittim. İleride daha başarılı oldum. O yüzden orayı tercih ediyorum. Normalde şu gördüğünüz karşıdaki iki spot ve şu bir spot. Yani 2-3 tane oltanız varsa buradan yapabilirsiniz. Bir de şöyle bir önerim olacak size. Şimdi balıkları hızlı yakalıyorsunuz. 150-200 kiloya kadar sıkıntı yok. 150-200'e kadar hızlı hızlı yakalıyorsunuz zaten. Bakın şeyler burada. Şu arkadaşın olduğu yere de gidebilirim. Buradan da avlayabilirim. Ben şu an buraya kurulsam da aynı zaten. Çok fazla mesafe uzamayacağı için. Şimdi oltamı buraya kuracağım. Şimdi atacağım şu karşı dörtlü. Hemen şöyle size tekrardan yerlerini göstermek istiyorum. Şuna atacağız. Şurada yukarıda bakın hani şurada şeyle konumları yazıyor ya. Konumlarından buradan videoyu durdurup istiyorsanız siz de aynı yerleri marklayıp işaretleyebilirsiniz. Yani şu kısım ve şu kısımla alakalı. Yani buradan gerçekten çıkıyor. Bir de şu kısımda var.
Bir de aynı şekilde şurada var. Şu kısımdan çıkıyor. Bunları siz de marklayıp buraya geldiğinizde bu bölgeye atabilirsiniz. Gerçekten baya baya başarılı. Bu arkadaş da gördüğünüz gibi yani şu bölgeye yatıyor. Şimdi gelelim spot oltasının kullanımına. Şimdi öncelikle saatimizi bir ileri alalım. Tabii benim oyun ekranım neden hareket etmiyor bilmiyorum. Bakayım. Heh, tamam. Bazen oyunda böyle bir duraksama yapıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Olta değişiminde de yapmaya başladı bunu. Sanırım oyunu bir silip tekrardan yüklemem gerekecek diye düşünüyorum bununla alakalı. Şimdi 11'e çekelim. Öncelikle oltalarım zaten şimdi Space Pop-Up kullanacağım bugün. Şimdi hemen onu ayarlayalım. Space Pop-Up, aynen. Seni takalım. Seni takalım. İlk önce Space Pop-Up takacağım, ondan sonra da şey yapacağım. Şimdi gelelim feeder kısmına. Şimdi şunu, şimdi Space Pop-Up taktığım için bu arkadaşı yapacağım. Şimdi at diyorum. Ona aroma eklemeyebilirsiniz. Aromayı ben şu an gerçekten tamamen keyfi ekliyorum inanın ki. Normalde aroma da eklemeseniz sıkıntı olmayacaktır sizin için. Şimdi mixliyoruz, hemen karışımını yapsın. Şuradaki saatte oyunun saatinde 10 saat dayanıyor bu demek. Bunun anlamı da buymuş. Ben de tam ilk başta ne kadar şey olduğunu anlamamıştım. Yani bunu örnek söylüyorum şu an saat kaç? 11. İşte 10 saat ekleyin 21. Akşam 9'a kadar yani oyun saati akşam 9'a kadar biz bunu kullanabileceğiz. Şimdi oltalarımız hazır. Oltaları hemen atalım şöyle bir. 6 bölü 0 kullanıyorum gene. Herhangi bir değişiklik yapmadım. Hemen şöyle bir atışa başlayalım. Oltalarla ilgili zaten bilgilerimi size bir önceki videomda da vermiştim. Yine açar gösteririm. Karp oltası zaten direkt biliyorsunuz en son oltayı aldım. Şeyler de makinede Leviathan 10.000 daha destur şey spot bile atmadan direkt hemen Unique'le falan mı başlayacağız acaba anlamadım. Çünkü bulduğum yer çok güzel. İyi balıklar da çıkıyor. Spot attığınız zaman da bekleme olayı çok iyi oluyor. Yani fazla bekletmiyor sizi. Yani sizin aslında yakalamaya çalıştığınız yemin aromasını ve kokusunu bırakıyor oraya. Bu da balıkların hızlı bir şekilde toplanmasına sebep oluyor ve daha hızlı seri yakalıyorsunuz. Direkt bir trofi ile açılış yaptık. Güzel. Daha çünkü şey atmadık. Spotları atmadık. Spot attığımız zaman unique çekme ihtimalimiz falan gelecek. Zaten spot ve aroma kullanımının asıl sebebi unique ile trofiyi çok daha fazla çekmek. Eğer ki yani bu işi böyle de yapabilirsiniz. Ama emin olun yani unique çekme oranınız çok çok az olur. Arada da trofi yakalarsınız. Ama aromayı ve bu spot olayını kattığınız zaman ya günlük belki 5-6 tane 7 tane unique çekme ihtimaliniz bile olabilir. Ben 7 tane unique yakaladım yani tek günde öyle söyleyeyim size. Şeyi koyamadım ha. Yanlış tuşa basmışız. Şimdi gelelim spot oltamıza. Şimdi spot oltama geldim. Şimdi şurada gördüğünüz bu olay geldi buraya. Direkt hemen bunu buraya koydum. Şimdi gördüğünüz gibi 65 gram 65 gram bırakacak bu. Şimdi oltaları attığım yere spot oltasını atıyorum. Şöyle yaptım. Hemen çekiyorum. O oraya kokuyu bırakıyor. Spot olayının tamamen olayı bu. Bakın açık şekilde geldi. Oraya o attığımız şeyi bıraktı. Şimdi bu tekrar dolduracak aynı şekilde. Bunu sadece oltaları attığınız yere atacaksınız. Başka yere atmayın. Hemen şöyle şunu da şuraya atalım. Bunların X large'ları falan da var ama X large biraz sanki böyle fanteziye giriyor. Yani 65 gram atıyoruz. 65 gramdan yukarısını atmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. 65 gram yani gayet yeterli diye düşündüm. Şöyle aromaları bırakalım bakalım. Şimdi o bölgeyi biz bildiğiniz hani nasıl böyle kupes yakalarken ekmek falan kırıklayı bırakırlar ya. Aynı o mantıkta düşünün. Buralara aromaları bırakıyoruz. Ve ondan sonra bekleyeceğiz artık. Şu ilk oltamız yakalayacak galiba. Aynen yakaladı. Dördüncüyü de atacaktım. Zaten dördüncü aynı olduğu için unique mi geldi acaba dedim. Bakalım.
İlk çekişinden biraz bir unikmiş gibi hissettim ama trofi de olabilir. Yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar, spot gerçekten işe yarıyor, yaramıyor zannetmeyin. Hani normalde atıyorum, ben normalde de çekiyorum falan gözüyle bakabilirsiniz belki ama spot kullandığınız ve metot arama kullandığınız zaman bu trofi ve unik çekmeler gerçekten aşırı şekilde artıyor. İnsanlar o yüzden spotta kullanıyorlar. Ama bu sizin birazcık keyfinize kalmış bir şey. Yani spotsuz metotla da kullanabilirsiniz. Ne bileyim, PVA da kullanabilirsiniz. Bu arkadaş niye almadı? Şeyi kapatmadı çünkü de, o yüzden şöyle bir göreyim dedim. Böyle spotumuzu tekrar atalım. Bunun X-Large'ı da var. X-Large'ı ne kadar bırakıyor tam bilmiyorum. Şahsen denemek de istemedim. X-Large çünkü biraz daha fazla bırakıyor olabilir. Şöyle birer tur daha atacağım. Ondan sonra biraz bekleyeceğim artık. Yani spot oltasının kullanımı da tamamen hemen bu şekilde. Hatta şunu toplamadan çekeyim de. Bir yeri de yakalarsa direkt hemen ona yumuluruz. Sanırım normal geldi. Trofi değil gibi. Bakayım. Evet, normal gelmiş bu. Şimdi spotu bir şey yapacağız. Spottan sonra da tekrar PVA'yı deneyebiliriz. PVA'nın haricinde tekrar metot yöntemiyle de yakalayabiliriz. Şimdi önce spotu bir kullanacağım. Spottan bakalım. Ne kadar işimize yarayacak, ne kadar yapacak göreceğiz. Yani şahsen bayağı yarıyordu yani. Öyle söyleyeyim size. Yani dediğim gibi 6-7 tane falan unique çektim. Metotta da çekiyorum. Metotta en aşağı 4 tane falan çekiyorum böyle. Ama spot attığımda böyle bildiğiniz 7 tane falan, 8 tane, 9 taneye kadar, hatta 10-11 tane unique bile çeken olmuş yani spot kullanımlarında, öyle söyleyeyim size. 3 de yakaladı. İnşallah şansımıza böyle şeyler gelmez. Video çektiğimin şanssızlığına böyle habire ufaklar gelip de beni rezil etmez bunlar. Normalde çünkü gerçekten trofi ile şey oranı çok yüksek. Ama biz spotumuzu da gene kullanacağız. Maksat size yani spotun kullanımını gösteriyorum. Spotu nasıl kullanmanız gerektiğini, spotun ne işe yaradığını. Çünkü söylemiştim ama söylemekle göstermek tabii daha farklı. Zaten şimdi daha balık saati 11'e aldık biz ama asıl 12'de başlayacak bizim için. Bir tane daha yakaladı. Bu unique sanırım. Yüksek ihtimal unique gibi duruyor bu. Leader ya da Mirror'un şeyi. Unique olanı bu. Şunu çekelim de o kaçmaz diye düşünüyorum ben bunu çekene kadar. Ha, trofiymiş ya. Allah Allah, unique gibi davrandı resmen. Heyecanlandırdı beni bir an. Trofiden gidiyoruz. Hayır olsun bakalım. Normalde şimdi bir iki tane unique bile çekmiştim yani, öyle söyleyeyim normalde. Paso trofiden gidiyoruz. Olsun. Gelin bakalım. Unique'i de birazdan alırız diye düşünüyorum. Şimdi hemen oltalarımızı bir atalım şöyle bir gene.
Yakalama hızını görüyorsunuz, hani direkt attığınız gibi fazla bekletmiyor. Şimdi bir de yani şöyle bir şey göstereyim. Yakaladığımız 6 balığın ya 4'ü trofi geldi. Şu common carp'ın ki çok iyi değil ama leader carp veya işte mirror carp, ghost carp tarzı geldiği zaman kesinlikle onların XP'si çok daha yüksek geliyor. Bakalım spotla da böyle bir 300 kilo şekilde bir tane video yapalım. En son kısımda da PvA'yı deneriz bir. PvA'nınki nasıl olacak diye. Hemen şöyle atalım. Tabi bu kısımlarda gene boş durmayıp spot rotsu da atmak gerekiyor. Hemen doldursun tekrardan. İki olta birden yakaladı. Şansımıza bugün Common Carp bayağı bir geldi ya. Normalde bu kadar Common Carp çekmiyorduk. Bugün de Common Carp günümüz oldu herhalde. Yani bundan bir önceki gün geldiğim günü görseniz bu leader carp, mirror carp, arka arkaya belki 3 tane unique falan bile aldım, öyle söyleyeyim size. 3 unique arka arkaya çekmiştim. Hatta millet şaşırmıştı neredeyim falan diye, yanıma gelmişlerdi direkt. Ya yani 3 tane unique arka arkaya çekmek gerçekten kolay olmuyor. Şöyle bir atalım. Şimdi spot rotum biterse bittiği gibi direkt metoda ya da şeye geçeceğim. Hemen direkt takımları değiştirip PvA'yı deneriz bir tur. PvA'dan sonra metoda geçer, metottan devam ederiz. Yani spot da başarılı, metot da başarılı. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Bir de yani şans faktörü de var tabii yakaladığınız balıklarda. Hani biliyorsunuz arka arkaya bazı günler çok deli gibi unique çektiğim de oluyor. Bazen trofiler çok fazla geliyor. Bazen de gerçekten az da gelebiliyor. Ama kilo doldurma hızını görüyorsunuz yani. Direkt hemen hızlı hızlı yakalıyorsunuz. Fazla bir bekleme yapmıyor o kadar. Sizleri bir hızlı hızlı toplayalım bakalım. Allah Allah, şanssızlığımıza mı geldi ya? Normaller geliyor paso. Interesting. Gerçekten baya baya şu an şaşkınlık içindeyim. Normalde inanın bu kadar normal gelmiyor yani. Şu an benim bir iki tane unique falan çekmem gerekiyordu. Allah Allah. Dur bakalım hadi. Birazcık daha zorlayalım şansımızı. Yakaladı, yakalayacak o, ha yakaladı. Gel bakalım. Hani günde en aşağı burada çekeceğimiz normalde 4 tane unique, yani öyle söyleyeyim size. Çok ciddi bir şanssızlığınız yoksa. Bu zaten unique gibi duruyor şu an ama bakalım. Belki trofi de olabilir gene.
Minik diye heyecanlanıyoruz ama trofiymiş. Bakın bunun trofisi görüyorsunuz. 13 kilo olmasına rağmen 800 XP veriyor. Gerçekten ciddi bir XP veriyor yani. En iyi XP Ghost Carp'ta geliyor. Hemen şöyle spottan tekrar devam edelim atmaya. Tam bir 5 dakika sonra balık saati başlayacak. Evet, şimdi bunu artık şey yapalım. Şöyle bir Spot Rods'tan şimdi şunu alacağım. Şöyle. Bir tanesinde de PVA'yı göstereceğim çektikten sonra. Ondan sonra metoda geçeriz. Spot bilmiyorum. Bugün için herhalde başarılı olmadı. Normalde gerçekten başarılı baya. Bugün için neden bilmiyorum. Gerçekten hani trofi çektirdi. O trofilerin yerine unique de çekebilirdik. Herhalde şanssızlığımız biraz oldu. Çünkü normalde 100 kiloya gelene kadar bile bir iki tane unique çekebiliyordum yani öyle söyleyeyim size spotlarda. Spot attığım yerlerde. Şöyle bekleyelim. Ondan sonra PVA'yı da size göstereyim. PVA'nın nasıl olduğunu. Bir bekleyelim bakalım. Ya bakalım ne gelmişsin. Ghost Carp. Şu sol taraftan bayağı bir Ghost Carp alıyoruz. Bu da güzel. Şimdi gelelim PVA'ya. PVA'yı dediğim gibi buradan PVA back alıyoruz. Ondan sonra gene kamuflaj shinkırımızı takıyoruz. Bunu bu sefer buraya takıyoruz. Hani Metot'un şeylisi bu. Yem kokusu gibi bir şey yapıyor sanırım. Şimdi bunu bıraktık. Şu arkadaşa bakalım. Sanırım trofi mi? Yo, normali geldi. Şimdi buna da aynı şekilde yapacağım. Hemen PVA için. Ondan sonra hatta şunu da denemek istiyorum. Bunu denemedim. Bunun tam bu da aynı işe yaradığını biliyorum ama bir de bunu deneyelim bakalım. Arasında bir fark yok mu? Var mı? Görelim. Son kalan ikisinde PVA ve PVA back diye bir şey var. Onların ikisi için kullanalım. Zaten onlar artık şeyi bitirdik. Potu bitirdik yani öyle söyleyeyim. Aslında bu kadar çok atmaya da gerek yok. Ben size sadece kullanımını öğretiyorum. Normalde bunu atıp bir süre beklemeniz gerekiyor. Benim gibi sakın çok atmayın. Yani kilo mesela 300 kilo ya. O bir kiloyu 300 kiloya bölerekten yani balık yakaladıkça o kısımlarda atıp 300 kiloya yaklaştıkça bitirmeye çalışın. Ben sadece videoda anlatmak adına nasıl çalıştığını görün diye yaptım. Şöyle bekleyelim bakalım tekrardan.
Şöyle bir tane yakaladık bakalım. Evet, normal grass carp geldi. Bugün gerçekten videomuzun şanssızlığına sanırım. Enteresan bir şekilde normaller çok geliyor. Tam tersine normal en az gelip şeyler çok fazla gelirdi. Şunu 100 gramda 35'er gram alıyor, 50'de 15'er gram alıyor. O yüzden şey kullanacağım. Shrimp kullanacağım. Yarım kiloluk var mı? Yok. Şuradan hemen bir ekleyelim. Şöyle diyelim. Tamam, şöyle bir mixleyelim bakalım. Evet, yüzde mixlendi. Şimdi metodu takmıştık zaten. Hemen tekrar buraya bakıyoruz. Buradan gene metotla devam. Spot'tan başarılı oluruz dedim ama spot'tan bugünün şanssızlığına herhalde çok başarılı olmadı. O yüzden metotla devam edelim bakalım. Bir de bu haritada bulutlu havada ve yağmurlu havada yakalaması çok zor oluyor. Eğer imkanınız varsa biraz atın. Baktınız ki çok fazla gelmiyor. Hani günün parasını da çıkarttınız. Günlük 2K alıyor ya. 3-4K çıkarttıysanız bile o günü es geçip diğer güne geçebilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Çünkü yağmurlu günde gerçekten aşırı mı aşırı çok yavaş geliyor. Yağmurlu günde bir şey var. Bir spot var aslında. Hani iyi balık çıkıyor denilen bir yer vardı. O da hangi kısımdı? Şu kısımda çıkıyor diye söyleniyordu. Yani şurada bir şey var. Şu mavi olan bölgede. Oraya da gittim. Orada da çok başarılı olamadım şahsen. Yani yağmurlu hava olmasına rağmen bile aşırı balık çekemedik. O yüzden yağmurlu hava oldu mu benden size tavsiye. Ya böyle saatinizi biraz değiştirin ya da günü atlayın. Ya en mantıklısı gün atlamak diye düşünüyorum. Bence gün atlayın yani fazla beklemeyin ve uğraşmayın. Şöyle bir tane daha çektik bakalım. Unique'leri bize bugün sona saklıyor galiba. Başlarda trofi ile normalleri sen bir yakala. Sana sona doğru trofi değil, Unique'i gönderelim diye söylüyorlar sanırım. Evet, şimdi seni de metoda geçirelim. Hemen şöyle şu kısımdan. Daha doğrusu şöyle yapsam gene çıkacak zaten. Gene yüzlüğü takacağım. Şuradan hemen seni de takalım. İkinci metoda da geçtik. Hatta bir tanesini de şuraya atayım. Şuradan da çünkü bir tane unique çekiyorduk. Bir tanesi orada olsun. Spot değişikliği yapalım. Yer değişikliği. Bekleyelim. İkinci oltamız da yakaladı. Sanırım bunu da ufak çekiyoruz. Evet, spotlardan en fazla bilmiyorum şansımız herhalde yaver gitmedi. Çoğunluk trofi çektik. O yüzden şimdi seni değiştirip seni de metoda hemen şöyle metot diyelim. Seni de şöyle koyalım. Gördüğünüz 100 gramlıkta 35 gram alıyor. 50 gramlık takarsanız 15'er gram 15'er gram atıyor. Arasında fark var mı diye soracak olursanız yani ben şahsen büyük bir fark göremedim. 15 gramlık attığımda da unikler çekebiliyorum. 35 gramlık attığımda da unikler çekebiliyorum. Sanırım bu süresini mi etkiliyor artık? Neyi etkiliyor etkilemiyor tam bilmiyorum. Ama 100 gramlık yerine sanki 50 gram atmak daha mantıklı. Ben şu an zaten bir 100 kilo yaptığım için o yüzden 100'er gramlık takıyorum. Çünkü kiloyu doldurduğunuz zaman elinizde kalanı biliyorsunuz. Ertesi güne kalmıyor. Tamamen onunla alakalı. Evet, bir oltamız yakaladı tekrardan.
Trophy. Allah Allah, bugün gerçekten trophy'den yana gidiyoruz ya. Tamam, hani trophy çekmek gene normal çekmekten tabii ki de çok daha iyi. Ama trophy zaten çok geliyordu, okey. Ama unique de çıkıyordu arada tek tük. Yani 3 tane trophy, 4 tane trophy'den sonra bir tane bir unique geliyordu. Bugün Allah Allah, tam video çekerken mi böyle oldu, ne oldu acaba? Bir arkadaşı daha yakaladık bakalım. Sanırım bunun unique olma ihtimali yüksek gibi duruyor şu an. Çünkü başta bayağı bir trophy ile bizi başlattı başlattı. Artık unique'leri gönderme zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani günde en aşağı bir 4 tane unique garanti yani burada. Metot veya pot kullandığınız zaman. Bizim sabah şanssızlığımız mı oldu ya da gene hızlı çektik aslında. Çok yavaş da çekmedik. Ama unique gelmedi. Nasıl olduysa. Neyse bakalım, unique'leri de sona doğru toplayalım artık, ne yapalım. Bazen başta gelir, bazen sonda gelir, böyle unique'ler değişiyor. Mirror ya da Leader Carp'ın unique'i bu. Ama acaba hangisi? Yani gelmen lazım diye düşünüyorum artık. Yorulmuş olması lazımdı yani balığında. Bakalım ne yakalamışız. 23 leader carp yakaladık. Güzel. Fena değil. Bir de bu arkadaşa bakalım. Bu da trophy mi? Unique mi bilmiyorum ama sanırım bir unique daha yakaladık. Normalde spotta iyi olur. Metotta biraz daha yavaş gelirdi. Spotta tam tersine şansımızın hepsini trofi olarak kullandık herhalde. Metoda da unikler kaldı. Ha, metot başarısız mı? Hayır. Metot da kesinlikle çok çok başarılı. Hani metodu kullanıyorsanız baştan sona kullanırken bile gene bir 4-5 tane yapabiliyorsunuz yani, hiç sıkıntınız olmuyor. Unik olarak bahsediyorum. Hatta 7-8'e kadar da çıkabilirsiniz metotla. Bu Grasscarp galiba, aynen. Grasscarp'ın uni geliyor. Tabi gelebilirse inşallah. Gel bakalım. Yo şey mi? Aynen, grass carpmış. Dedim şey mi? Common carp mı diye düşündüm. Ya XP görüyorsunuz arkadaşlar. Yani söylememe gerek yok. Parası yani mesela bir Northern Park çektiğimiz gibi aslında iyi para veriyor. Ama şu XP değerlendirdiğiniz zaman yani orada 2 tane 3 tane belki bir unique 3 unique parası, 3 unique XP'si daha doğrusu. Burada tek bir balıktan çıkartabiliyorsunuz bir unique çektiğiniz zaman. Ve günde de 3-4 tane unique çektiğinizi hesap ederseniz kesinlikle ve kesinlikle yani diğer haritalardan çok daha hızlı ve seri bir XP kasıyorsunuz. Bu bir gerçek. O yüzden 50 level'a çıktıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle size tavsiye ediyorum. Karp oltalarınızı toplayın abi. Metodu ayarlayın. Hadi spot oltasını başta çok yapmanıza gerek yok. Spot oltası biraz artık işin fantazi boyutu. Başarılı kısmı biraz daha test etmek lazım. Spot oltasını da öyle, çünkü daha yeni topladım. Genelde hep metot kullanıyordum. Ama metotla gerçekten deli gibi çektik yani, çekmedik değil. Evet. En sevmediğim Common Carp. En düşük yani şey karp modeli diyeyim size. En XP vermeyen, en para vermeyen Common Carp. Bu trofi sanırım. Bu kadar çok
çıkarttığına göre kırmızıya doğru normal değil. Normal olsa genelde yarılarda kalır hep. Kamonun trafisi sanırım. Aynen. Sevmiyorum ya. Şu en nefret ettiğim Kamon Karp yani. Hemen şöyle atışlara devam edelim. Normal sanırım bu. Aynen, leader carp. Bir unique leader carp da çeksek fena olmazdı aslında ama. Şöyle atalım. Şimdiye kadar yakaladıklarımıza da bir bakalım. Normal çok fazla çektik. Yani bunlar inanın en az olan kısımlardı. Bugün nedense tam tersi oldu. Ha gene trofi çektik mi? Çektik. Bayağı bir trofimiz var. Şu an iki tane unique de çektik. Gene kötü değil. Trofilerimiz de var. İyi çektik ama normalde bundan daha iyisini çektiğim için bugünkü bana çok şey geliyor böyle. Ya en kötü günü mü diyeyim artık? Normalde emin olun unique ve trofi oranı bunun iki katı olması lazım. Yani normallerden hadi 5-6 tane 7 tane araya sıkışıyor. Sıkışmıyor değil. Ama onun harici hep trofi ile unique. Sırf o şekilde çekiyoruz. Bugünün gerçekten şanssızlığını oldu herhalde bu video. Ama dediğim gibi hani spot oltası kullanımı, PvE kullanımı hakkında da en azından bilginiz olsun. Nasıl kullanıldığını bilin. Ayrıca metotla da gene yakalamış olalım. Artık hani kullanım sizin tamamen şahsi keyfinize kalmış bir şey. Hangisini kullanacağınız, spotla mı yapacağınız yoksa metot mu kullanacağınız tamamen size kalmış bir şey. Metotlarda da hani birkaç tane denedim gerçekten. Şöyle size örnekleme yaparsam. Neredeydi bizim metotlarımız? Ya en başarılı olanlar bir kere Shrimp gerçekten çok başarılı. Shrimp'le beraber şu Explore Supreme'i kullanıyorum. Bir de Species Fishmail, bu da çok iyi. Bunu kullandığım zaman da şeyi kullanıyorum. Fruity var ya şu, bunu kullanıyorum. O şekilde kullandığım zaman gerçekten çok başarılı oluyor. Gerçekten güzel yani. Yem olarak da Space Pop-Up'la Tiger Nut var. Kesinlikle önerdiğim iki yem. Yani 4 farklı yem atıp deneme yaptım. En çok hangisine gelecek diye. Tiger'la Space Pop-Up habire yakalıyorken diğerleri daha yavaş yakalıyor moddaydı. O yüzden size önereceğim o ikisi kesinlikle. Hani buraya gelirseniz ilk deneyeceğiniz yemler onlar olsun. Sonra baktınız parayı kırdınız. Deneme amaçlı ötekilerden de alıp bir onar tane onar tane deneyin isterseniz. Ama emin olun size dediklerimde aynısını siz de göreceksiniz yani öyle söyleyeyim. Trofi mi unique mi diye düşünüyorum ama sanırım unique kardeş bu da. Trofi olsa bu kadar çekmez çünkü. İlk çıt çıt yapıyor sonra geliyor. Ama 3-4 defa böyle geriye götürüyorsa oltanızı kesinlikle unique'tir. Oo, biraz zorlayacak sanırım bu arkadaş bizi. Sıkıntı yok. Zorlasın. Şu sağdaki iki oltayı bu arada değiştireceğim. Sağdaki iki oltada hiç ses yok diyecektim ama bir tanesinde ses çıkmaya başladı.
Unique Mirror Carp XP'sini görüyorsunuz. Söylememe gerek yok. Şunu da çekelim. Ondan sonra diğer oltaları hemen atarız. Bu ya normal ya trofi ama normal gibi duruyor. Geliş hızına bakarsak. Trofi de olabilir, belli olmaz. Ama normal gibi duruyor. Bakalım. Ha, trofiymiş. Güzel. Hiç yoktan iyi en azından. Şimdi 250 kiloyu yaptık. 11'de buradaydık. Saat, yani oyunun saatindeki 2,5 saatte 250 kiloyu çıkarttık gördüğünüz gibi. Hani kilo toplamak burada gerçekten çok fazla zor olmuyor sizin için. Çoltayı aldık. Şimdi şunu da bir kere daha metotlasın. Ben niye gidip 3'e koyuyorum acaba her seferinde ya? Yalnız 3. oltada ne vardı bizim? Şey mi takılmış acaba? Aynen şu 3. oltayı ben şey demiştim ya. Sanırım bir hani bazen takılıyor ya böyle. Takılıyor tarzında düşünmüştüm ama. Neyse hadi bir metot tut. Ha biz buna şey mi yapmadık? Metodumuz mu yok bizim? Yo, vardı. Anladım. Biz bunu metoda çevirmemişiz. Ha. Ben de diyorum bunda neden ses soluk yok? Şimdi anlaşıldı. Yani metotlu olanlarla çektiğimizi, metotsuz sadece karp attığımdaki çektiğimi böylece size bir nevi göstermiş oldum herhalde. Bu arkadaşa metot eklememişiz. Ben de diyorum ki bizim 3. oltada niye hiç ses soluk yok? Aslında bir tane de video şey yapmak lazım. Hani aromanın etkisi ve aromasız attığınız yemlerin etkisi diye bir şey yapmak lazım. Hem hız olarak hem de yakalama olarak emin olun aşırı derecede fark ediyor. Öyle böyle değil. Kesinlikle ve kesinlikle yani pot kullanmıyorsanız bile aromayı %100 kullanmaya çalışın. Az önceki gördüğünüz olta sadece karp şey vardı. Shinker vardı. Ve o oltada hiç ses yoktu yani. Kendiniz gördünüz. Kaç tane diğer oltalarla balık çekmemize rağmen onda hiç yoktu. Şimdi metotla attık. Metotla birazdan ötmeye başlar. Bu arkadaş da sanırım unique geldi ama hangi unique? Unique mi, trophy mi acaba? Trophy gibi de duruyor ama. Aynen trofiymiş. Başta bayağı bir zorladı ama. Size dediğim gibi bakın hani az önce attığımda hiç ses soluk yoktu. Şimdiki attığım direkt hemen vurmaya başladı bile. Evet, unikler falan sona gelmeye başladı artık. Başta gelmesi gereken balıklar sona geldi. Yetişir mi diye bakıyorum. Sanırım yetişir ya. Bir tur daha zorlamazsa. Ya buraya gel. Diğer balığı kaçırttırma bana hadi. Heh. Son anda yakaladık resmen. Kaçırtacaktı bana. Bazen balığı bıraktığınız zaman low tansiyon olayı oluyor. O yüzden balığı kaçırmamak için önce iyi bir balıksa, unikse, uniği kesinlikle bırakmak istemiyorum. Sanırım 300 kiloyu doldurduk bununla beraber mi yoksa? Aynen 300 kiloyu tam doldurduk. Şu olta yakalayacak mı acaba, yakalamayacak mı diye bakacağım. Eğer ki yakalarsa son bir şansımıza onu bekleyeyim.
O oltada yakalasın. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Evet, ona da bayağı vurdu vurdu. En sonunda geldi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Çektiğim eğer şu kırmızıya dayanıyor olsaydı oltayı oraya bırakıp şey yapacaktım. Bir tane bir 3 kiloluk veya 4 kiloluk balıklardan birini silip Unique veya Trophy ise onun XP'sini alalım diyecektim. Bu balığı şimdi salmak zorundayız. Zaten atmıştık. Sıkıntı yok. Şöyle hemen release diyelim. Parası gelmiyor ama XP'si geliyor bunun da. Şimdi hemen çantamıza bakalım. Ne çekmişiz, ne çekmemişiz onu görelim. Şöyle bakarsak gene 1, 2, 3, 4 tane unique almışız. Hani size dediğim gibi hani minimum 4 tane unique çekiyoruz. Ama gerçekten kötü bir gün geçirdiğimiz gün olduğu halde böyle. Unique'lerdeki XP'yi görüyorsunuz. 1800 XP, 1600, 1700. Şu Common Carp'ın XP'si gerçekten güzel değil. Ghost Carp'ın XP'si yani şunun unique ile resmen aynı bakın. Trophy çekmeme rağmen. Bunun unique geldiği zaman 2000'nin çok üzerinde XP veriyor size. Yani Ghost Carp gerçekten güzel ve başarılı. Dediğim gibi PvE kullanımıyla spot kullanımı böyle. Sizin keyfinize kalmış bir şey. Aslında spotta da emin olun unique çekme şansınız çok yüksek. Ama dediğim gibi bizim bugünle alakalı herhalde şanssızlığımız oldu. Gerekirse bir video daha çekeriz spotla alakalı. Spot ve PvE'nin kullanımını da böylece size anlatmış oldum. Dediğim gibi hani yakaladığımız balıklar da bunlar arkadaşlar. Gene gördüğünüz gibi ya çektiğimiz trofi de gene hatır sayılır trofiler. Bayağı bir trofi çektik. Trofilerin zaten parası çok iyi oluyor. Aldığımız para 36K aldık. İyi mi? Bence iyi. Fena değil. Ama şunları çok fazla çektik. Yani bunların bu kadar fazla olmaması lazım, emin olun. Hani normallerden yakalıyorduk. Ama şu trofiler belki şuraya kadar ya da şuraya kadar olması lazımdı ki 5-6 tane, 7 tane en fazla bunlardan çıkıyordu. Geri kalan trofi ve unique oluyordu yani öyle söyleyeyim. Ama gene başarılı bir gündü. Gene çok kötü değildi. Sadece unique biraz az geldi. Unique biraz daha fazla çekmemiz gerekiyordu. Yani harita olarak da dediğim gibi ya yani en uygun yer ben burasını gördüm. 11'de gelmemize rağmen buraya 1-2 oyunun 3 saatinde yani saatte 100 kilo yakalayacak şekilde resmen yakaladık. Şu an haritayı açmaya çalışıyorum. Şey yapmış kendince. Tabii bu da değil de. Şunu açmaya çalışıyorum. Yani markları size tekrardan göstereyim. Yani Unique Grass Carp, Unique Ghost Carp, Unique Common Carp, Unique Leader Carp ve Unique Mirror Carp. Yani şu spotlar, şunların üzerinde ben birazcık daha durayım böyle. Siz bu kısımlardan aynı şekilde haritada kendinize mark koyabilirsiniz gerçekten. Burası da zaten dediğim gibi diğer kısma da geçebilirsiniz. Ha bunu şöyle yaparsınız. Bugün benim şansıma gerçekten hızlı ve seri gitti. Yer değiştirmeme gerek kalmadı. Bazen 150-200 kiloya geldiği zaman oyun yavaşlıyor. Öyle bir şey olursa buradan spotunuzu toplayın. Buraya gidin. Buradaki spotları atın. Hem burada balık yakalamış olursunuz hem de burada yakalamış olursunuz. Gene fazla vaktinizden de çalmazsınız deyip videomuzu burada sonlandıralım. Umarım yardımcı olmuştur. Bir tane de hatta şey yaparız. Gene aynı şekilde hem spotla yaparım hem de bu sefer Tiger Nut'la bir video çekerim. Şimdi Space Pop-Up'la yakaladık. Bir de Tiger Nut'un ne kadar etkili olduğuyla alakalı bir video yaparız. Tekrardan bir diğer videomuzda görüşmek üzere diyeyim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Umarım faydalı ve yardımcı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.